Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz milli mücadele hazırlık dönemi. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Arkadaşlar Mustafa Kemal bilindiği üzere Mondros imzalandığında Suriye'de Yıldırım Orduları grup komutanı olarak bulunmaktaydı. Daha sonra İstanbul'a gelecek İstanbul'da Erkan Harbiye'de çalışmaya başlayacaktır. Yani bugünkü Genelkurmay Başkanlığı'nda. Tabii o İstanbul'dayken Ali Fethi Bey ile beraber bir de Minber gazetesi çıkaracak. İşgalcileri ve onlara göz yumanları eleştirecektir bu gazetesinde. Ve tabi bu arada Anadolu'nun çeşitli yerlerinden işgal haberleri gelecek. İşgalcilerle Türk halkı arasında çatışmaların yaşandığı haberleri İstanbul'a ulaşacaktır. İstanbul üzerindeki itilaf baskısının artmasıyla İstanbul yönetimi ve padişah Doğu Karadeniz'e bir müfettiş göndermeye karar verecek. Ve yetenekli bir asker olan itaatçıların karşısında duruşuyla bilinen Mustafa Kemal Atatürk 9. Ordu müfettişi olarak padişah tarafından görevlendirilecektir arkadaşlar. Ve onun Samsun'a çıkışıyla milli mücadele fiilen başlamış olacaktır. Peki neden gönderildi? Görev ve yetkileri nelerdi Mustafa Kemal'in? Doğu Karadeniz'e giderken Pontus Rum çeteleriyle Türkler arasındaki çatışmaları önlemek için gidiyordu değil mi arkadaşlar? Evet bakalım. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı 19 Mayıs 1919. Ve Mustafa Kemal'in hangi görevle çıkıyor arkadaşlar? 9. Ordu müfettişi değil mi? Evet. Müfettişi göreviyle Samsun'a çıkıyor. Milli mücadele fiilen başlıyor sevgili gençler. Evet. Peki bu mücadelenin sloganı ne olacaktır? Bu mücadelenin sloganı ya istiklal ya ölüm olacaktır değil mi sevgili gençler? Evet ne güzel bir slogandır o. Ya istiklal ya ölüm. Evet bu slogan yani tercih sizin ya öleceğiniz ya da istiklale kavuşacaksınız. Evet 9. Ordu müfettişi olarak gönderilen Mustafa Kemal'in görev ve yetkileri neydi peki? O görev kağıdında İstanbul'dan çıkarken kullandığı o görev kağıdında ne yazıyordu arkadaşlar? Ona bakalım şimdi. Evet Samsun ve Doğu Karadeniz'de huzuru sağlamak. Evet Mondros'un uygulanışını sağlamak. Ordunun terhisini hızlandırmak. Halkın elindeki silah ve cephaneyi toplamak. itilaflara teslim etmek. Halkın kurduğu örgütleri dağıtmak. Ve bunları yaparken her türlü askeri ve sivil makama emredebilmek. Arkadaşlar ben mi yanlış anlatıyorum yoksa burada bir yanlışlık mı var? Hayır burada bir yanlışlık yok değil mi arkadaşlar? Görevi böyle. Görünürdeki resmiyetteki görevi bu Mustafa Kemal. Peki Mustafa Kemal mi bunu yapacak? Yok canım. Bunu yapacak en son kişi Mustafa Kemal'dir. Böyle bir görevi yerine getirecek en son kişi herhalde Mustafa Kemal'dir yani değil mi arkadaşlar? Yani gidecek, orduyu dağıtacak, halkın kurduğu örgütleri dağıtacak, işgalleri kolaylaştıracak böyle Böyle şey mümkün değil değil mi? Ama İstanbul'dan çıkış olarak bu kullanılmıştır sevgili arkadaşlar. Evet işte ha oradaki ince bir noktayı söyleyeyim size. Her türlü askeri ve sivil makama emredebilmek. Yani olağanüstü yetkilerle gidiyor Mustafa Kemal. Evet. Yani padişahtan sonra bölgedeki en güçlü kişi hatta padişah adına emir verebiliyor. Peki güzel bu açıdan Mustafa Kemal için kolaylaştırıcı bir durum var. Samsun'a çıkar çıkmaz oradaki ilk izlenimlerini Samsun raporu diye rapor ederek İstanbul hükümetine postalayacak arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal'in ilk izlenimleri bu. Değil mi? İlk izlenimleri. Adı ne? Samsun raporu. Bu raporun özelliği şu sevgili gençler. Bu raporun özelliği şu. Nedir? Milli mücadelenin Mücadelenin ilk belgesidir. Neymiş? Milli mücadelenin ilk belgesi Samsun Raporu 22 Mayıs 1919. Ve ne diyor bu raporda arkadaşlar? İzmir'in işgali başta olmak üzere işgallerin haksızlığını vurguluyor Mustafa Kemal ve bölgedeki huzursuzluğun kaynağı kimmiş? Rumlarmış. Onlar akıllı durursa diyor zaten huzursuzluk kendiliğinden ortadan kalkacaktır diyor. Burada Türk milletinin nefsi müdafadan başka yaptığı bir şey yok diyor arkadaşlar Mustafa Kemal. Dolayısıyla Samsun raporu işgallerin haksızlığını, milletin haklı olduğunu, nefsi müdafaa yaptığını ortaya koyan milli mücadelenin ilk belgesidir sevgili gençler. Evet işte Mustafa Kemal. 9. Ordu müfettişi olarak bu yetkilerle, görünürdeki bu yetkilerle Samsun'a gönderildi. Samsun'a gittiğinde de Milli Mücadeleyi başlattı, fiilen başlattı. O mücadelenin sloganı neymiş arkadaşlar? Ya istiklal ya ölüm imiş. Muhteşem bir slogan. Değil mi? Ve oradaki ilk izleniminde Samsun raporu adıyla raporlaştırıp İstanbul hükümetine gönderdi. Evet, Milli Mücadelenin önderi Mustafa Kemal hızla yükseliyor. Evet, tarihçiden bir örnek soruyla kapatıyoruz sevgili gençler. Diyor ki sorumuz Mustafa Kemal'in Samsun'a olağanüstü yetkilerle gönderilmesi evet. Amaçlarından hangilerine yöneliktir? Amaçlarından hangilerine yöneliktir? Sevgili gençler, yani onu olağanüstü yetkilerle göndermenin maksadı ne olabilir ki? Ee, şimdi cumhuriyetin ilanını hızlandırmak olabilir mi? Hocam, yani şimdi milli mücadele daha yeni başladı, cumhuriyetin ilanında nasıl bahsediyorsun? Kurban olduğum diyeceksiniz, değil mi? Yani dolayısıyla cumhuriyetin ilan, daha meclis açmadık ya, değil mi? Daha milli mücadeledeki kongreleri toplamadık ya. Dolayısıyla cumhuriyetin ilanı. Olmaz arkadaşlar. İkileri atar mıyız? Atarız. İkileri attığımızda geriye zaten iki seçenek kalıyor sevgili gençler. Başkomutan olmasını sağlamak... Yok canım. Başkomutan olmasını sağlamak diyemeyiz. Başkomutanlık o dönemde zaten Osmanlı'nın e, padişahı adına Harbiye Nazırı tarafından yürütülen bir görev arkadaşlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal'le ilgisi yok o dönemdeki başkomutanlığın. Dolayısıyla bunları attık. Geriye zaten yalnız bir kaldı. Mustafa Kemal'in olağanüstü yetkilerle donatılmasının en büyük sebebi ona gittiği yerde çalışma imkanı sağlamak. Çalışması için uygun ortamın oluşmasını sağlamak arkadaşlar. Yani rahat çalışma imkanı sağlamaktır diyoruz. Sevgili gençler dolayısıyla doğru cevabımız nedir? Yalnız birdir. A seçeneğidir sevgili arkadaşlarım. Evet neymiş? Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gitti. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla milli mücadeleyi fiilen başlattı. Ve orada ilk izlenimlerini Samsun raporu olarak milli mücadelenin ilk belgesiyle raporlaştırıp İstanbul hükümetine gönderdi. Hepsi bu kadar sevgili gençler. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.